Ya sen hatırın telefonda cidden haddan o şey yapsan da yüz mü yüz gapıramıysan bu gaplar da. Ya sen kutunu iskemen, sen dalba yok de. Kendi misin dalba yok, gandum bile. Ya sen terkin ya, ben ne yatırım? Sen yine onanla hak varatlı yapsan mı hazır? Çünkü sen sen terkin ya. Kutu bolası gandum vatça bele telefonini vermenge. O zin işte bu gaplaşıysan harabına. Kaysi gazandan oğlusan sen kim kaysi harom san dunyo keltirgan padaringalar mahz qachon bu odamga teng bo'lmayman. Xudo xolisi buniqa maqomga tushmaslikka harakat qilaman. Men har qancha mendan ilmi ziyoda zo'r bo'lsa ham, lekin buniqa pastkashlik qilmayman. Bu itdan bo'lgan otni qotag'i plus telefoningni ber haromi. Qatta turasan gandonni bolasi. Mana endi birodarlar, zamonamizda ko'payib borayotgan ulamolarni masxara qilishlik, ulamolarni yerga urishlik haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Masxara istehzoning iste'molidan asosan islomga dushman bo'lgan guruhlar va ularni islom ummati orasiga kirib olgan dumlari foydalanishadi. Mana eshitdik oyatni. Musulmon masxara qilmas ekan hech kim. O'zidan past bo'lganlarni ham masxara qilmas ekan. Endi tevada bo'lgan, o'zidan yuqori bo'lgan, badavlat bo'lgan, ilmli bo'lgan, quvvatli bo'lganda masxara qilish emas, o'zidan pastni ham masxara qilmas ekan. Endi masxarani kim ishlatar ekan? Dinimizning dushmanlari va ularning maliklari. Ligi yo'q, noma'lum nomni qo'yib olib, o'zini Abdurahim Shoshi deb qo'yib olib, ulamolarni haqorat qilyapti. Nimaga? O'sha ichimizdagi dushmanning itlari shular. Kimligini bilmaysiz. Tagini orqasini ochsangiz topolmaysiz. Facebookga murojaat qilsangiz bermaydi Facebook. Nimaga? Bu o'zining odami. Buni siyosatini oborayotgan odam, men bitta misolni aytayapman-da, butun dunyoda shu ish. Suriyadagi janjalni boshlanishligi ijtimoiy tarmoqda boshlangan. Ijtimoiy tarmoqda saroy mullalari, tog'ut malaylari, kofirlar, dajjallar, murtatlar saroyga yaqin yurganlar qilib eng ko'p haqoratni Ramazon butiga og'dirishgan. Deyapti, bu odam bizni 100 ming dollarimizni, ya'ni Baytul Moldagi olib qochib kelgan bola deyapti. Bu Ramazon butini dajjal deyapti. Nimaga? Siyosatga o'ynash uchun. Endi yana nimaga? Ramazon buti rahimahulloh ilmiy bahs maydonida ularni to'xtata oladigan salohiyatga ega. Buni obro'sizlantirsa, qolgan xalqni qirib yuborishlikka imkon topiladi. Endi sahyuni protokollaridagi gap asossiz desagu hayotga tikilsak ular musulmon ulamolarini masxara qilish siyosatini qadimdan amalga oshirib kelishadi. Bu uslub bilan musulmon ummatining qalbida ilm ulug'vorligini ketkazishni xohlaydilar. La'nati abror ilida hech bo'lmasa Ramazonni chakagin o'ldirib o'chirsang bo'lardi. Yer chiqasobi. Bunga esa ulamolarni kamsitish orqali erishishni istaydilar. Tuhumatlar asossiz bo'lsa ham, bir olim haqida tuhumat tarqatilaversa, hech bo'lmaganda ularning ta'siridan ayrim e'tiborli olimlar yomonotliqqa chiqib qoladi. Mana shu uslubni bizning ichimizdagi ayrim yoshlarimiz bilib-bilmasdan qilyapti, shu ishga qo'l uryapti. Ayrim o'rinlarda ana shu aqli noqis bola faqirlar ochiqchasiga ummat ixtirom qiladigan ulamolarning nomini aytib, xoin, zulm malayi, dinfurush, din monopolisti, shirkka chaqirganga isbot bor, zino va fahshga fatvo berganga isbot bor deb turib, ulamolarni yomonlaydi. Masxaralash musulmonning ishi ekanmi? Tuhmat qilish musulmonning ishi ekanmi? E'tibor bersalar, yaqinda chiqqanlar qilyapti mana shu ishlarni. Avvalgilar unaqa bir-birini masxara qilib bir-birini yomonlamagan. Palonchi olam haqida nima deysiz desa, hay hay hay, o'ylab gapir, u juda ham bir olijanob odam. Unaqa odamlar yo'q, qarilar shunaqa darajada o'zini davridagi olimlarini. Bizda hozir qana bo'lyapti? O'zi tajvidni bilmaydi. O'zi arab harflarini mahrajdan to'g'ri talaffuz qilib chiqara olmaydi. Ammo bu olimlarning xatolarini nima qilib beradi?
kimga xizmat qilayotganligini ko'rib qo'ysin mana shu odamlar. Men bir savol bermoqchiman Abror Munofiqqa. Abror, mana men sani ham bir butta anaqayim bordi. Hissim bor. Sen mana shunaqa gaplaring bilan, mana shunaqa g'alati tadbiqotlaring bilan hamma yoni qo'pol bo'yin etganda ham enasini kirgiz, enasiniki kirgizvorasan. Hamma yoni fitna fasod bilan to'ldirib juda ham musulmon jamiyatiga ulkan zararlar keltiryapsan. Buni aql egalari, farosat egalari yaxshi ko'rib, tushunib turishdi. Bir savol bermoqchiman Abror Munofiqqa. Abror, mana men sen aytyapsan, kim foyda topadi ulamolarda hurmatini yerga urishlikdan? Kim? Bu ishlarini ular amalga oshirayotib aytadiki, biz haqni gapiryapmiz deydi. O'zi hozir aytayotganimizdek, o'qimaganligini, ilmi yo'qligini ochiqchasiga tan oladi-yu, ammo ulamolarda adashganligini aniq aytishadi, haqni bayon qilayotganligini da'vo qilishadi. Qaranglar, hamma o'zini haq deb biladi. Ko'ringlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayinda tushgan g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir arobiy keldi de, "Ey Muhammad," dedi sollallohu alayhi vasallam. "Adolat qil," dedi. "Bu taqsimda adolat bo'lmadi," dedi. "E senga voy bo'lsin, men adolat qilmasam kim adolat qiladi?" dedilar Rasululloh. Demak, moyaga johil arobiy gapirayotganda ham o'zini haq deb gapiryapti-da, to'g'rimi? Uni nazarida nohaqlik bo'lyapti-da. Yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'ldirgan Abu Lu'lu'a Majusi bu Amir al-Mu'minni qatl qilgan paytda ham to'g'ri ish qilyapman deganda, to'g'rimi? Usmon ibn Affonni qamal qilishib olib, 80 dan o'tgan oqsoqolni Rasulullohdan jannatni bashoratini eshitgan, Rasulullohning ikkita qizga uylangan kishini chopib qatl qilayotganda ham nima degan? Haq ishni qilyapmiz biz degan. Ali ibn Abi Talib bilan billa bo'lgan qorilar, xavorijlar mana keyinchalik. Ali ibn Abi Talib bilan billa chiqishdi. Keyingi tahkim masalasidan keyin Muoviya ibn Abu Sufyonni ham Ali ibn Abi Talibni ham kofir deyishdi. Bular ham nima deyishgan? Biz haqni aytyapmiz deyishgan. Nahotki bu xulofa orasidan 3tasi bo'lgan Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Taliblar zalolat ekanu, bu keyingilar haq ekan. Biz o'sha ishni qilayotgan odamlar haqida aytamizki, ularni gapirayotgan gapi, qilayotgan ishini ularga hech qanday zarari yo'q. Ular fitna urug'ini, fitna o'tini biz yurtimizga yaqib qo'ysa, tashqaridan chappecha, u tashqarida ular bari. E'tibor bersanglar, biz haqni aytyapmiz degan da'vo bilan ishlarni amalga oshirishgan va shu kungacha mana shu narsa davom etib kelyapti. Bismillahirrahmanirrahim. Mana endi birodarlar, zamonamizda ko'payib borayotgan ulamolarni masxara qilishlik, ulamolarni yerga urishlik haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Masxara istehzoning iste'molidan asosan islomga dushman bo'lgan guruhlar va ularni islom ummati orasiga kirib olgan dumlari foydalanishadi. Mana eshitdik oyatni. Musulmon masxara qilmas ekan hech kimi. O'zidan past bo'lganlarda ham masxara qilmas ekan. Endi tevada bo'lgan, o'zidan yuqori bo'lgan, badavlat bo'lgan, ilmli bo'lgan, quvvatli bo'lganda masxara qilish emas, o'zidan pastda ham masxara qilmas ekan. Endi masxarani kim ishlatar ekan? Dinimizi dushmanlari va ularning malaylari. Ular musulmon ulamolarini masxara qilish siyosatini qadimdan amalga oshirib kelishadi. Bu uslub bilan musulmon ummatining qalbida ilm ulug'vorligini ketkazishni xohlaydilar. Bunga esa ulamolarni kamsitish orqali erishishni istaydilar. Tuhumatlar asossiz bo'lsa ham, bir olim haqida tuhumat tarqatilaversa, hech bo'lmaganda ularning ta'siridan ayrim e'tiborli olimlar yomon otliqqa chiqib qoladi. Mana shu uslubni bizning ichimizdagi ayrim yoshlarimiz bilib-bilmasdan qilyapti, shu ishga qo'l uryapti. Ayrim o'rinlarda ana shu aqli noqis bola faqirlar ochiqchasiga ummat ixtirom qiladigan ulamolarning nomini aytib, xoin, zulm malayi, dinfurush, din monopolisti, shirkka chaqirganga isbot bor, zino va fahshga fatvo berganga isbot bor deb turib ulamolarni yomonlaydi. Masxaralash musulmonning ishi ekanmi? Tuhmat qilish musulmonning ishi ekanmi? E'tibor bersanglar,
Yakında çıkanlar kılı yaptı bana şişlerde. Avvalgiler ona kadar birbirini maskara kılı birbirini yamanlamayan. Polonca olan hakkında mı değilsiz dese, hay hay hay. Öyle bir yapar. O cüleyen bir ali canap adam. Ona kadar adamlar yok. Karılar şuna kadar idi. Özünü davrudaki oğlumlarını. Bizde hazır kanabalı yaptı. Özü tecvitti bilmiydi. Özü Arap harflerini mahrajdan doğru telaffuz kılıp çıkarar mıydı? Ama bu oğlumlarda hatalarını numakı bir adı. Kimge hizmet kılıyken körüp olsun maşı adamlar. Kim fayda topadı ulamalarda hürmetini yergi vuruşluydan? Kim? Bu işlerini ular amalga aşırıyatıp etedi ki biz haklı yapır yapız deydi. Özü Hazreti Ekenimizdik okumayanlığını, ilmi yoğunluğunu asışçası ki tanıla diyor ama ulamalarda adaşkenliğini anıga yetişedi. Haklı bayan kılıyken dava kılışa. Karaylar, hamma özünü haklı biledi. Körüler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hunayn'da çüken, ganimalarını taksim kılıyorkenlere de bir Arabi geldi de, Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Adalet kıl dedi. Bu taksimde adalet bulmadı dedi. Senge vay olsun, men adalet kılmasam kim adalet kıl dediler Resulullah. Demek muayyaki cahil, Arabi yapırken de özünü haklı yapırken de doğru mu? Onu nazarada nahaklı bol yaptı da. Ya ki Ömer'in Hattab raziyallahu anh'ı da öldürgen, Abulullah Macusi. Bu Amir al-Mu'minin'i katıl kıyken payıttı hem doğru iş kılıyıp ben degen de doğru mu? Osman'ın Affan'ı kamal kılışı olup Saysan'dan ötken Osakan'ı Resulullah'tan cennette başaratını eşken Resulullah'ın iki de kız gibi yülengen kişini çapıp katıl kılıyken diyem ne mi degen? Hak işte kılıyıp biz degen. Ali ibn Abi Talib ile bile bugün karılar, havarıcılar bana keyinçeli. Ali ibn Abi Talib ile bile çıkıştı. Kengi tahkim masalasından ken Muaviyatun Abu Sofyan diyem Ali ibn Abi Talib diyem kafir deyişti. Buralar ne deyişken? Biz hakna ait yapız deyişken. Nahat ki bu hulafi araçlardan üçtası boyan Ömer ibn Hattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib'ler zalalet deyken o bu kengiler hak eken. Biz öşü işte kılayken adamı hakkında etmemiz ki onlar da yapırken yapı kılayken işini onlarla hiç kendi zararı yok. Ular fitne uruğunu, fitne otunu bizi yurtumuzga yakıp koysa taşkardan çapıyor. O taşkarada bunlar bari. Etibar verseler, biz hakna ait yapıyoruz degen dava bulan işlerine amalga aşırışken ve şu gün geçe bana şu nesle devam edip geliyor yaptı. Ben şimdi dünya sahnesinde buluyken işleri kör alıyorum bu segen. Ziyere kalp egesi, kellesi işleyen adam bunu kaysınız hakku, kaysınız nahak açlatı oladı buradırlar. Allah dolayı dedi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Eğer onlardan sorasayım, elbette biz fakat özümüzce gap kılıp oynayarken edik halaz derler. Sen Allah'ını, onun ayetlerini ve Resulü'nü istihza kılıyarken ediniz mi? Deyip ayet. Üzür etmeyler ve tahkik imanınızdan keyin küfür keltirdiniz. Bu ayetini tafsirinde müfassirler şunu diye nasıl yetişedi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Tabuk gazatıdaki seferde yedik. Yani şu Müslümanlar camlarına oturuşarken bir kişi anavı karılarımızga okşagen karını kattasını, tele yağancısını ve düşmenge yolukkandı korkağını körmediği dedi. Karını ayeti yaptı. Karını katta, tele yağancı düşmende körgende korku kaçıp yatadıgan dedi. Bir karını maskara kıldı. İlimli adamı maskara kıldı. Öşe mecliste oturgenlerden bir unge karab yalgan ettin. Sen münafıksan. Bana şu sözünü Resulullah'a yetkisi veremen dedi. Barı Resulullah'a ayetti. Abdullah Ömer dedi. Ben şu adamı gördüm. Hatır biz okuyan ayet bana şu adam hakkı da düştü. Abdullah Ömer dedi. Ben şu adamı gördüm. Resulullah'ın tüyeleri cabduğuya asılıp alıp, sürünüp, taşlarına kakılıp, ya Resulullah, biz fakat gapge kirişip getip, oynaşıp bu gapte gap, ayıp yubardık, deyip zorlandı. Bir de karını maskara kıldı. Yani bütün ümmet hurmat kıp durgen, milyonlarca Müslümanlarca faydası deyip durgen, kişilerini maskara kılıyken, onlarda hurmatını yergi buruyken, onlarda halkı namakul lakablarla atıyorkenler, kim buldu indi? Resulullah ise uşbu ayetini tekrarladılar. Sen Allah'ını, onun ayetlerini ve Resulü'nü istihza kılıyorken edin mi?
Şunday deb ayting. Uzr aytmanglar, va tahqiq iymoningizdan keyin küfür keltirdingiz. Shuning uchun birodarlar, o'ylab gapiraylik. O'ylab ish qilaylik. Qayerdan suv olib ishayotganimizga qaraylik. Bilmagan holda iymondan ketib qolmaylik. Olimlarni yomon ko'rishlik nifoq. Ularni so'kish va masxaralashlik küfür deydi ulamolar. Namoz aqidaviy masala emas. Taabbudiy masala. Namoz o'qimagan odam kofir bo'lmaydi. U qattiq gunohkor bo'ladi. Roza tutmagan, hajga bormagan qodir bo'lib turib gunohkor bo'ladi, ammo kofir bo'lmaydi. Ammo ulamolarda masxaralash, ularni behurmat qilish deydi, ulamolar küfür deb aytibdi. Aqidaviy masala ekan, ko'ra, ko'zingizni katta ochinglar. Ulamolarni yomon ko'rmaylik. Ulamolarni yomon ko'rish, ularni masxaralashlik, besabab yomon ko'rishlik akalar küfürge varıp koyadı. Bu akidevi mesele. Ulamalar maskarana, istihzanın sebeplerini teşirip, o arkayı sadır buladigen hükümlerge alakıda tohtabı çıkan. Bazaziye kitabı da bunda ibaret bulgen. Şerefli zatlarge ve alimlerge napisantlik kılıç küfürdür. Şerefli kişilerge, alim insanlarge napisantlik kılıçlı küfürdür. Tuhatmaslik, mensimaslik, küfür döngenekken ulamalar. Bir alımını alımca deyiş, ya ki fazilet ahlıdan birini istihfaf etiş, kemsitiş, takkırlaş, kastı bilen ey alımca demok küfürdür. Şeriatını ve şeriatdaki muhum masalalarını pisan kılmaslik küfür. Sababsız ravişte bir alımca buğz etedigen, onu yaman kör edigen kişini küfürden korkuladı. Bir sebep yaman köre spolancı oğlunu. Oğlum da sizi sökmedi, sizi malizu tartılamadı, açık fisk fücudunu körgeniz yok. Fakat polancı yaman degenlik için yaman deyip yürüpsüler. Bir madde muamele kıl değil mi? Yok. Seferge çık değil mi? Yok. Pul muamele kıl değil mi? Yok. Koşunçilik kıl değil mi? Yok. Neme ki yaman körüm ben deyip sen onu? Neme ki yaman deyip sen onu? Ben de eğer maskara kılıç kişinin ilmige salahiyeti yemez, onu hılkatige, şekli, şamayliye karab durup buluyken bulsa, bu, Allah saklasın, Allah da Allah'ın sanatını üstten külüşlik. Bir cemiyette buradalar maskaralaş, istihza, kemsitişlik, yayılıp ketekeliğinin sebebi ikide. Bittesi, Müslümanlar arasında cahillerini galip olup ketekenliği. İkincisi, şu maskara kılıyken cahillerini cezasını hiç kim vermeyekenliği. Ya eyyuhallezine amanu la yaskar kavmun min kavmin asan en yakunu hayran minhum. Ey iman keltirgenler, sizlerden bugün bir kavm başka bir kavmını maskara kımasın. Sizlerden bugün bir ayollar cemaası başka bir ayollar cemaasını maskara kımasın. Ki ihtimal maskara kılınıyetkenler maskara kılıçlardan abzarıdır. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.